hepsi farklı huyda. Bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa. Hiç yerinde durmazlar, herkes bilir onları. Sağa sola koşsalar da kesişiyor yolları. Unut bildiklerini, aç bir yeni sayfa. Bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa. Israr etmeyin arkadaşlar, dışarı çıkamam diyorum. Rüstem abi gelecek, evde olmam lazım. Hava çok güzel ama. Bizim terasa çıkalım o zaman. Tabii, hiç aklımıza gelmedi. Abi annem 5 ekmek al demişti. Ödevlerim henüz bitmedi. Ekmekleri sen alır mısın? Alırım tabii. Siz yukarı çıkın, ben bakkala gidip geliyorum. Sandalye de varmış. Önce ben oturacağım. Hayır, ben oturacağım. Ben oturacağım dedim. Hayır, ben. Neden sen oturacakmışsın? Çünkü ben oturacağım. Şuna bak arkadaş, nasıl oturduysan artık. Bana diyene bak, sen nasıl oturdun peki? Berber koltuğuna oturur gibi oturdum işte. Nasıl tamir etsek acaba? Buldum Hayri, buldum. Bir yapıştırıcı reklamı geldi aklıma. Bu sandalyeyi ancak Japon yapıştırıcısı yapıştırır. Harika fikir. Hadi aşağı inip soralım. Belki evde vardır. Ne? Hayriciğim, şurada daha önce ne vardı hatırlıyor musun? Orada Yakup amcanın sandalyesi vardı. Sandalyesi mi? Evet. Yakup amca hep aynı sandalyede oturur. En sevdiği sandalye. Evet, en sevdiği sandalye. Hem de sallanan. Eyvah! Eyvah ki ne eyvah? Ne olursa olsun tamir etmemiz lazım Kamil. Yoksa Yakup amca çok üzülür. Kamil, fark ettin mi? Akın yapıştırıcıyı ne yapacaksınız diye sormadı. Aklına gelmemiştir. Bir sürü ödevi var. Kamil. Efendim Hayriciğim. Bir keresinde aşağı mahallede konuşurlarken duymuştum. Japon yapıştırıcısını sadece Japonlar kullanabiliyormuş. Başkasının eline yapışıyormuş. Bir daha da çıkmıyormuş. Öyle şey olur mu hiç? Sen yanlış anlamışsındır onları. Bak işte oldu. Sen Japon değildin değil mi? Mert de geldi. Ne yapacağız şimdi? Hayriciğim ne yapıyorsun öyle? Saklanıyorum. Mert'e sandalyeyi kırdığımızı sen söylersin artık. Aman ne saklanmışsın ne saklanmışsın. Tamam ben söylerim. Anahtarını almamış herhalde. Hadi in de kapıyı aç. Hem durumumuzu da anlatırsın. Ama Kamilciğim. Hadi Mert'i bekletme. Kapıda ağaç olmadan yetiş. Dur sana yardım edeyim. Ekmekleri bırakalım da terasa çıkalım. Hayri, ne yaptın sen? Aç olduğunu söyleseydin daha fazla alırdım. Ben... Şimdi bir daha bakkala gitmek zorundayım.
Oh! Sen miydin Hayri? Ne yaptın? Anlattın mı olanları? Hayır, anlatamadım. Mert bir daha ekmek almaya gitti. Deme! Hayricim, gel yardım et de parmağımı kurtaralım şuradan. Bak şimdi. Ne yapıyorsun Hayri? Japon taklidi yapıyorum. Japon olduğuma inanırsa yapışmaktan vazgeçer belki. Ya! Yapıştırıcı! Sana diyorum. Çık bakalım. Çık, bırak arkadaşımı parmağını. Dur. Tutma beni Kamil. İçimdekileri dökmem lazım. Hem annem önce bir konuş derdi. Annen haklı Hayri. Ama yapıştırıcı yerine mesela Akın'la konuşsan daha yararlı olur. Bu yapıştırıcı nasıl çıkarmış o biliyordur belki. Gözüm üzerinde. Tamam. Gidip bir sorayım bakalım. Akın'ı telaşlandırma sakın. Ödevi var. Fazla vaktini almayalım. Gel. Akın, ne yapıyorsun? Çalışıyorum Hayri abi. Bir şey soracağım. İki şey birbirine iyice yapıştı diyelim. Onları nasıl ayırabiliriz? Japon yapıştırıcısını diyorsun. Elinize mi yapıştı? O yapıştı mı biraz zor çıkar. Aseton gibi bir şey sürmen lazım. Ne ton? Aseton. Öyle mi? Onu nereden buluruz peki? Bakkalda satılıyor. Sadece bakkalda mı var? Kızlarda oluyor. Tırnaktaki ojeyi çıkarmak için kullanıyorlar. Anladım. İyi, ben çok vaktini almayayım. Hadi kolay gelsin. Sağ ol Hayri abi. Sevimli olabilir o zaman. Aseton da olmasaydı zor kurtarırdım parmağımı. Bir daha bilmediğim şeyleri kullanmayacağım. Aynından bulmamız lazım Kamil. Şu nasıl? Olmaz, benzemiyor. Bu nasıl peki? Bu hiç benzemiyor. Sandalyenin aynını bulmamız çok zor ama. Şuradaki nasıl? Benziyor sanki. Aa evet. Bu biraz benziyor. Bence bunu alalım. Birkaç değişiklik yapıp eskisine benzetiriz. Rüstem abi, işte sandalye. Vay, epey de büyükmüş. 3-4 günlük yakacak çıkar bundan. Yakacak mı?
Babamın sandalyesi birkaç gün önce kırıldı da. Ne? Sandalye kırık mıydı? Evet, biz de onu terasa çıkardık. Sonra Rüstem abi geldi aklıma. Odun yapıp köftelerini pişirir diye düşündüm. Nasıl yani? Sandalyeyi odun mu yapacak? Evet. Al götür Rüstem abi. Vermem sandalyeyi. Ben de vermem. Rüstem abi. O kadar uğraştık. Götürme abi. Ne olur götürme. Kırdık sandık. Bak gittik yenisini aldık. Neler yaşadık bugün bir bilsen. Ne olur Rüstem abi alıp götürme. Arkadaşlar baştan anlatsaydınız ya durumu. Boş yere uğraşmışsınız. Sana anlatacaktık ama fırsat olmadı bir türlü. Hem Yakup amca çok üzülür, tamir edelim dedik. Ay. Ne olur Rüstem abi götürme. Hayır! Biliyorsunuz Yakup amcanız yazım hatasını kabul etmez. Hadi ne bakıyorsunuz? Sandalyeyi içeri taşıyalım. Yakup amcanız akşam rahat rahat otursun. Yaşa Rüstem abi. Yine mi Japon yapıştırıcısı? Yapıştım galiba. Sen de Japon değildin değil mi? Hehehehe.